Bugün yeni bir seriye başlamak istedim. Dawn of Man diye bir oyun buldum. Gördüm daha doğrusu. Hem indirimde hem de ben hiç oynamamıştım. Teması çok güzel. Hani gene normal strateji oyunlarımızdan böyle şehir kurmalı falan ama bu bir daha mikro oynamaya izin veren bir oyun. İndirimdeydi. Birkaç yerden görünce olan bu güzelmiş ben bunu oynarım dedim. Fazla uzatmayacağım. Oyun normalde İngilizce. Bir arkadaşımız sağ olsun bunu Steam Atölye'de Türkçe'ye çevirip sunmuş. Çok rahat oynayabilirsiniz. Ayrıyeten Dawn of Man ve Planet Base oyununu beraber alırsanız 29 liraya geliyor mesela. Bu bir reklam ya da şey değil falan değil. Sadece gördüm size yardımcı olsun diye. Ben oyunu ufaktan oynadım. Yani aslında boşa aldığım bir kayıt vardı. Oynadım oynadım. Meğersem ses yokmuş. O yüzden tekrar başlamak zorunda kaldım. Onun dışında hiç oynamadım. Zaten o zaman da lan bu neymiş bu neymiş derken vakit geçti. Hemen başlıyoruz. Öğreteceği istemiyorum. Beraber görelim, öğrenelim. Ben de bilmeyeyim. Yani doğal bir süreç olsun. Burada 3 senaryomuz var serbest oyunda ama ilkini oynamadan diğerlerini açamıyorsunuz. Meydan okuma bunu hiç denemedim. Adı üzerinde büyük ihtimalle belirli bir kurallar, belirli bir sınırlar vardır. Orada hayatta kalmaya çalışıyorsundur. Bilmem ne, bilmem ne. Deneriz hepsini. Ben oyundan umutluyum. Güzel geri dönüşler gelirse oynamaya devam edeceğimi düşünüyorum. Yani hiçbir şey olmasa bile en azından 3-4 bölüm, 5 bölüm ben bunu bitmeyi düşünüyorum. Serbest oyunda hemen Kıtanın Şafağı diye bir oyun başlıyorum. Ben şurayı çok sevmiştim. Burada başlayacağım. Tabi yerleşim adımızda Laxe Riyanlar diye bir bölge oluşturalım. Nasıl bir evoke kasıyorsam. Yerleşik başlamayacağım. Göçebe olarak başlayacağım. Diğeriyle hiç başlamadım. Bununla da bir kere başladım zaten. Niye göçebe olarak başlayacağım? Hikaye kurguluyoruz işte. Bundan 65 bin yıl önce biz göçerken bir yere gel kurulalım lan falan demişiz de öyle devam ediyormuşuz gibi bir şey olsun. Hemen bakayım bu sefer isimler yine aynı mı? Bakayım. Koreok. İsimler değişmiş ama başlangıç şekli aynı. Bu sefer isimleri kötü vermiş ya. Az önceki isimlerimiz daha güzeldi. Evet. İki yetişkin kadın, iki erkek ve bir yaşlı bilgemiz. İki de çocukla başlıyoruz. Bunda standart galiba. Ben hemen bir ev kurmak istiyorum. Şöyle bir kurulalım. Mesela yani ben şimdi bunu bıraktım. Siz bunu yapıyor musunuz? Onu göremedim. Peşinden hemen şunu depolama alanı yapın. Depolama alanından önce acaba odun yığını mı kursak? Mesela şuraya bir odun yığını atsınlar. Şuraya da bir taş yığını atsınlar. Oraya ev kuracağız. Mesela şurada da bir taş yığını olsun. Yani. Sonra oyunun doğal gözükmesi ve bunun binlerce yıl öncesinin göstermesi çok hoşuma gidiyor. Çok mikro bir oynanışı var yani. Herkesle tek tek ilgilenip. Ben size ha bir de şöyle bir şey var. Çalışma alanlarını belirleme muhabbeti var. Dal çalıları toplama alanımız. Bak orada bitkiler varmış. Çalılar nerede? Şöyle taba basınca tap tuşuna çalıları gösteriyor. Şurada çalı bayağı çokmuş. Buradan topla. Mümkün mertebe iç içe çalıştıracağım herkesi. Çünkü çok uzaklaşmasınlar. Vahşi hayvanlar var doğal olarak. Avlanma bölgesini de aslında şöyle kuracağım. Buraya giren her şeyi avlasınlar abi. Böyle olabilir ya yine. Balık tutma alanını belirleyelim. Şuradan da dönmem. Buradan da balık tutarsınız. Yani tutabiliyorsanız. Yabani ürünleri şuradan toplayacaksınız. Ama yabani ürün bunlar mı oluyor? Nerede çok var? Orada bayağı çokmuş. Avlanma alanı da aslında burası olması lazımmış ya. Şu avlanma alanını alsana şuradan. Burası güzel bir avlanma alanıymış. Buraya bak. Hayvan gibi hayvan var ya. Taş topla. Taş toplama alanımız da yine şöyle. İyi, gayet iç içe bir çalışma alanımız oldu. Sonra bakalım. Şimdi bunlar gidecek mi abi kendi kendilerine? Evet, alanı belirleyince gidiyorlarmış. Herkes uygun olduğu işe göre gidiyor galiba. Mesela bu adamın ahşap mızrağı var.
Zıpkını var. Kışlık deri elbisesi var. Eti varmış. Kurtulmuş derisi falan var. Sıra mızrağı olan başka biri var mı? Var. Hepsinin mızrağı var mı? Bu çocuk zaten. Oyna evladım sen. Büyüyünce başına az iş gelmeyecek zaten. Hepsinin mızrağı varmış lan. Ben bazılarının var sanıyordum. Şimdi siz ne yapıyorsunuz? Tam olarak. Gidip avlanıyor musun? Aha, avlanıyor lan. Oğlum bildiğin yaylalarda, arazilerde koşuyor. Aa at. Evcilleştirebiliyor muyuz acaba? Vahşi at. Aha avladı bile. Tamam. Çözdüm. Demek ki alanı işaretleyince bunlar otomatik yapıyorlar abi. İlk defa vahşi at avlandı. Vay. Hadi bakayım. Çalı çırpı topluyor musunuz? Önemli olan o. Mesela burada bir arkadaşımız var mı? Birisi topluyor galiba. Evet. Tamam bu güzel. Tabii ki bireysel iş belirleyebiliriz zamanı gelince. Ama şu an otomatik olması tatlı. Ya diğer oyunlar sıkmış açıkçası. Şöyle yani hep belirli bir statüde bir görüntü ve hep böyle speedrun yaparmış gibi. Hızlı hızlı şunu yapayım, şunu kasayım, bunu yapayım. Bu biraz daha Sims kafasıyla oynanabiliyormuş gibi geldi bana. O hoşuma gitti. Gelişimini çok net görebiliyoruz falan. Tamam. Mesela ne bu? Depolarda yer kalmadı. Depomuz mu var mı? Depo yok ki. Var mı depo? Odun yığını. Bu ne? Bu yuvaya odun konulabilir. İçindekileri boşalt. Parçaları ayır. Bunun ne kadar yeri vardı ki doldu bu. Buraya odun koymamışsınız ki zaten. Şunu yapsanız oğlum. Buna öncelik verelim. Şurayı bir bitirin. Ne eksiğim var? Bir tane dal. Dal getirin. Niye bu kadar çabuk doldu lan bu? Kendi üzerindekileri de buraya bırakmışlar. Mesela buraya 3 çakmak taşı konmuş. Taş konulabilir. Evet. Çakmak taşı konulabilir. Odun kömürü kon... Her şeyi buraya koydunuz tabii. Doldu. O zaman size şöyle bir şey yapacağız. Yapılardan depolama alanı oluşturup mesela depolama çadırı yapalım. Çevir abi. Şu depolama çadırını koyduk mu sanırım diğer malzemeleri de buraya koydururuz. Alanımız artar. Heh, aynen. Gittiler oraya koydular. Buraya şimdi tomruk odunu koyulabilir. Dal parçası koyulabilir. Evet. Buraya şeyi koyma abi. Ha, bütün demir çeşitlerini gösteriyor. Şey, maden çeşitlerini gösteriyor burada. Tamam, kalsın. Ama derileri alın. Adam olun lan. Çalışın. Bu dayı kaç yaşına kadar yaşayacak acaba? Yaşlı adam. Yaşı da yazmıyor. Ablacığım sen niye bekliyorsun? Hayırdır? Aken kız. Sen çocuk musun? Tamam. Sen oyna evladım. Sen çocukluğunu doya doya yaşa. Zaten sonradan hayatının içine sıçılacak. Şu evi bitirseydiniz keşke. Yiyeceğimiz bolca vardı mı? Dayı sen yetişkin kadın. Sen görevin ne mesela? Geziniyor. Niye geziniyorsun kızım? Gelip şurada çalışsana. Nerede bizim çalı çırpı şeyimiz? Al. Topla şunları. Aa. Geziniyor yazıyor bile. Utanmıyor ya. Buna ne lazım? Altı tane de dal buna lazım. Kızım bak. Boşta diyorsun. Ben şimdi gidip galiba kendim belirlemem gerekiyormuş. Onu anladım ikinci seferde. Siz bir iş yapabiliyor musunuz? Mesela sen git ananla topla. Hayır toplayamıyorsun. Bebesin çünkü daha. Mesela burada ne yapıyor? Şunu avla desem. Kim avlamaya gelecek? Böyle deneye deneye olayın şeyini çözeceğiz. Dayı geldi. Dayı sen o yaşta bunu avlarsan var ya. Neyse şey. Zaten avlamaya gitmedim. Gerçi orası avlanma alanı değil. Büyük ihtimal gitmeyebilir. Ama şunu kapat. Sikti. Burası yok. Yiyeceğimiz 9. Balığımız 3. Et işte. Etimiz 9. Balık 3. Dal parçaları. Taşlarımız başlarımız iyiymiş. Alın oğlum şunları şuradan. Hala oraya koyuyorsunuz.
İstemiyorum. Bu ne? Şimdi iki kişi... Oğlum bu görevler gene mi iptal oldu? Yok. Aslında değil. Bak topla diyoruz. Şimdi burada avlanma alanıyla bitki toplama, bitki durumu ne? Bir tane derimiz, ham derimiz varmış. Bir tane balıkçılık aletim varmış. Bu aleti birisine verebiliyor muyum? Acaba o nerede? Şimdi bizim avlanan kardeşimiz, ben kişilere bir dakika şuradaki listeye bakalım. Hayvanlar, hayvanımız yok. Genel 7 kişi. Burada onu gösteriyorsun. Tamam. 7 kişimiz falan var. Burada aynısını gösteriyor. Ben bunu sikti. Sanırım size şurada iş yükü. İş yükü düzelgesi. He, iş yükü düşmüş bir anda. Ben şimdi bu insanları direkt görebileceğim bir panel yok mu? Saman çizelgesi sanırım yok oldu şu an. Mesela siz ne yapmaya gidiyorsunuz? Bu ne? Bilgi. Üç bilgimiz varmış. Ha, siz avladığınız etleri taşıyorsunuz. Yani bak şunları böyle yavaş yapması ben manyak mıyım bilmiyorum ama hoşuma gidiyor. Hani birebir hayatın içindesin şu an. Kurduğun şehrin hayatının içinde olmak bence güzel bir şey. Burada 3 çiğ balık atılmış. Burada dinleniyor. Bak çok iyi. Gidip Aken dinleniyor şimdi. Aken de güzel isim bu arada. İmoin. Bunu beğenmedim. Aa kemik. Kemikler de kalıyor. Burada ne var şimdi? Eti buraya attınız. Tabii kurutulmuş et. Bir dakika bu eti alıyorsun. İçinde et var mesela. Direkt kurutulmuş et mi oluyor? Yoksa burada bir işlem görüp kurutulmuş ete mi çeviriyorlar? Et. Kurutulmuş ette 5 tane var. İşlem görüyor demek ki. Hemen bir yapı daha kuralım. Bir konut daha kuralım. Çünkü iki kadın, iki erkek, bir yaşlı derken bunların ayrılması gerekecek. Bir konut 3 kişiyi barındırabiliyordu. Hemen şuraya bir konut daha yapın. Henüz şu an işçiyi falan ayarlayamıyoruz galiba. O kadar organize bir halk değilsin bir oyun sanırım. Bakacağız. Umarım müzik beni bastırmıyordur. Benim de şu videom çok ortada kalmış. Özür dilerim. Ben hiç bakmamışım ona. Bakalım ne oluyor? Ne oluyor? Dayı sen boştasın değil mi? Sen niye boştasın? Yaşlısın değil mi? Git şunu avlan buna koy. Size yemek getir ya. Çalıyı çırpıyı bizim hatunlar hallediyor. Dayıya bu yaşta neler yaptırtıyoruz ya. Dayı şimdi sen kaçtı diye gidiyor. Gir halk. Sen sakatlandın mı? Bu kişinin ihtiyaç değerleri düşük. Çalışma verimliliği de düşecek. Vay amına koyayım. Abi sen niye üstünü başını çıkarttın? Sen zaten avlanmaya gidiyor musun lan? Dayıyı boş yere yorduk. Aha, bir aksiyon var. Sen de mi başaramadın? Mağara aslanının peşine takılmış. Oğlum hangi biriniz mağara aslanı öldürmeye gitti lan? Geçmiş zamanların bu hayatta kalma içgüdüsü, becerileri falan benim çok hoşuma gidiyor. Adamlar ormanda sırtlanlara, kaplanlara falan hep karşı koymaya çalışmışlar yani. Ha, ölmüşler, öldürmüşler o ayrı ama şu an evimizden çıksak hadi aslan alalım desek. Valla 15-20 tanemizin içinden geçer. Adamlar tek başına aslan avlıyormuş. Gene bir şeyler dönüyor. Ben yanlış yere bakıyorum. Kim kime? Sen ne yapıyorsun oğlum? Gene birilerinin peşinde. Tabi bazı yapay zeka hataları var gibi. Şimdi evi yapıyor musun? Sen ne yapıyorsun? Geziniyor. Niye geziniyorsun? Gezin mi? Yetişkin kadınsın bile. Gel topla şunları. Oyun hızı niye bire düştü?
Mağara aslanının içinden geçmiş adam. Bak 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 olaya bak. Mağara aslanı öldürdü ya. Aa, bu meyve ağacı mı? Armut ağacıymış lan. Toplayın şunu. Kız sen toplasana şunu çocuk. Çocuklar taşımacılık yapıyor. Aa, çok iyi. Aa, bunu da toplayabilirsiniz. Dur bakayım. Aa, çok tatlı. Şuna bak. Kız. Cimcime. Uyudun mu cimcime? Bilgi kazandık. Bu bilgileri harcayabiliyor muyuz? Yardım çeşitli hedeflere ulaşarak bilgi puanları kazanabilirsiniz. Nüfusu yükselterek, farklı yapılar inşa ederek, farklı hayvanlar avlayarak, çeşitli kaynaklar elde ederek, yağmacıları öldürerek, bilmem ne bilmem ne. Aha, teknoloji varmış. Kategoride yardım. Ha, bu bilgi alanının teknolojisi. Anlatıyormuş. Burada ne var? Saman çizelgesi, gıda çizelgesi. Gıda çizelgesini göstersem o iyi olabilir aslında. Çizelge olarak niye görüyorum oğlum sayısal? Gerçi 20 tane var diyor zaten. 10 tane tüketim varmış. Yalnız şu an yaz ama kışta olacak. Buradan da göster diyebiliyormuşuz. Kullanışlı bir arayüz. Ve kayboldu şimdi genel. Şimdi tabii benim yönetim varmış lan burada. İstatistikler, kaynaklar. Şimdi isim bunlardan ama bir şey yapabiliyor muyuz? Şu an ne var o ne olduğunu gösteriyor. İstatistikler. İnsanlar bilmem ne. Tamam. Bu ne? Kilometre taşları. Nasıl yani? Avcılık ve toplayıcılık. Bu kilometre taşlarını elde edince diğer senaryoları açıyoruz. Anladım. Virüs mü kaptın sen? Enfeksiyon etkindi. Anladım. Niye enfeksiyon olduğundan sen yetişkin kadın boğulmadın. Onun ne musun? Evet. Onu geç. Bir dakika. İlkel görüş. Yönetim çalışma alanı belirli. Sınırlamalar. Buradan sınırlamalar falan hallediyoruz. Güzel. Bu ne? Teknolojiler. Edindiğimiz bilgileri buradan. Mesela açmak için tıklayın. Ne bu? Kemik aletler. Kemik aletlere geçersek iyi olur çünkü kemik biriktirebiliyoruz rahatlıkla. Açmak için tıklayın. Bu ne? Sapan yapımı. Olabilir. Okçuluk. 5 bilgi ama en az 5 bilgi istiyor. Bende kaç bilgi var? 6 bilgimiz olmuş. Güzel. Tamam yapalım. Neyi açalım? Et kurutma. Gıda kurutma yerleri açılacakmış. Tabaklama. Yani tabakhane, dokumacılık, kızak yapımı. Dokumacılık aslında önemli. Kış gelecek ve sıçabiliriz. Bu ne? Cenaze ritüelleri. Bu da önemli. Ama ilk önce çakmak taşınan aletlere geçersek bir tık daha iyi olabilir. Çakmak taşı bayağı topluyoruz. Kemik zıpkın yapabiliyoruz, kemik mızrak yapabiliyoruz. Ama sanki okçuluğumuz da olsa iyi olur gibi. Ben okçulukla başlayacağım. Daha az enerjiyle daha çok şey toplayabilirler. Onun araştırmasını hemen mi yaptın? Sanırım hemen yaptı. Mesela ne yapabilirim? Ne yapabilirim bunlarla? Kapat. Yapılar. Bu ne? Dini. Başka da bir yer açık değil. Üretim. Ha, evet. Şimdi oldu. Zanaat tezgahı. Alet ve kıyafet yapmak için deri kurutma yeri. Bunlar önemli. Şu koduklarım. Şuraya bir ateş yapayım da. Ateş önemli. Ortada bir ateş olacak. Zanaat tezgahı. Şöyle de bir yere zanaat tezgahı kuralım. Şuraya da bir et kurutma. Mesela hemen şurada bir et kurutma niye olmasın? Deponun yanında olması güzel olur. Bazen şeylerde sıkıntı oluyor. Bir tane daha. Yok, bir tane daha yapmanın bir anlamı yoktur belki. Yapın abi. İşareti bence yanlış göstermişler.
Üretim işareti gibi değil, daha çok geri dönüşüm işareti gibi, yık gibi. Oldu lan? Ya kadın enfeksiyondan öldü. Ben bu enfeksiyona nasıl bir çözüm bulabilirdim onu bilmiyorum. Bilmediğim için bir kişi kaybettik. Hem de kadın gitti. Kadınlar çok önemli. Her zaman olduğu gibi. Ölüleri gömme. Bizim kadın nerede öldü acaba? Ölüleri şu an gömmüyoruz. Böyle bir kültürümüz yok. Aa, kadın kapının önünde ölmüş lan. Bir dakika. Onu keşke oradan alsak. Öyle bir yapı var mı? Dini. Kafatası direği. Ölen atalarının anısına bir anıt. Yani. Beş puanım olursa mı açabiliyorum ya? Biz kaç kişiyiz? 6 kişiyiz. 2 de çocuk var. 3. 2 evimiz var. 3 3. Ha, zaten 6 kişiyiz. Tamam. Ev şu an yeterli. Siktir. Sen ne yapıyorsun? Dal parçaları alma gidiyor. Sen şimdi şu kadını kaldıramıyor musun? Öyle bir yeterliliğin var mı? Bu kadını kimse kaldıramıyor abi. Evin de kapısında ölmeseymiş, iyiymiş. Enfeksiyonu diğerlerine bulaştırmaması güzel oldu. Şimdi mesela burada kurtulmuş derim. İyi, güzel. Şu evi niye bitiremediniz? Sen niye bekliyorsun mesela? Boşta değilsin abi, şunu yap. Görevleri çabuk es geçiyorlar ve görevlendirme yapabiliyor muyum acaba? Sen şimdi mesela niye avlanmaya gitmiyorsun? Mesela böyle yapınca gidecek misin? Bence çok pratik olurdu, gitme. Hani şu alanı tıklayınca sen oradasın, artık takıl. Demek güzel olurdu. Yabani ot toplayanınız yok, toplayın. Sadece sonbahar mevsiminde yabani ot toplayabiliyormuşuz. Ya da dal toplasan gel. Şimdi ben işçilerimi böyle, sen ne yapıyorsun? Dal parçaları topluyorsun. Sen de böyle biraz dal parçası toplayın abi. Aa, bir dakika. Şu adam şunu kessin. Orada öldürmüşüz, boşa gitmesin et. Değil mi? Yani. Niye oyun hızı bile düşük duruyor abi? Şunu benim ayarladığım gibi bırak. Bu ne? Olduğum yöne. Tamam. Üç kemik parçası, iki dal, üç dal oldu. Henüz odun kesme, 10 çiğ et elde edildi. Hadi bir 5 puanımız daha olsun da şu ölüleri gömme muhabbeti. Şunu yapsam acaba ne olur? Şu ölen atalarımız için mesela şöyle bir anıt. Şöyle köyün ortasında. Şunu ortadan kaldırmamıza yardımcı olur mu? Bu niye mutsuz? Çünkü ceset var. Sen yorgun musun? Yok. Çadıra gittin sen. Dinleniyor musun? Evet, dinleniyor. Acaba kadın ölmeden onu dinlendirseydik ölmezdi belki de. Bizim hatamız olabilir. Bu ne? Ocak. İki taş veriyorum. İnşayı iptal et. Buraya yığdınız da çünkü sürekli. Abi şunu bir bitirin de. Ki malzeme gerekiyor diyor. Var. Malzeme de var yani. Şimdi yorgun olanı nasıl anlayacağım? Üzerine tıklayıp enerjisine mi bakacağım? Mesela yaşlı adam. Dayı sen bir şey öldür ya. Bir şeyler öldür yani. Ya da öldürme. Sen de hızlıca bir çalı çırpıp, sen bir taş toplasan. He. Teknolojisini açmamız gerekiyor. Teknoloji açmamız gerekiyor. Tamam, sen bitki topla bari. Bunları bir topla mesela. Sadece sonbaharda topla. Senin Allah belanı versin. Sen de topla. Sen niye üzgünsün? Bu ne? Morali çok düşük. Balbek, gel biraz dinlen mesela sen. Moralin düzelir mi?
Böyle mikro uğraşmak benim hoşuma gitti. Sen mesela yorgun falan değilsin ama sallanıyorsun. Ve bir iş yapmıyorsun. Şunu yapsana abi. Yapamazsın çünkü iki tane deri gerekiyor. O zaman adam da öldürmemiz gerekiyor. Buna bir şey yapmıyorsun. O zaman sen şöyle bir geyik avla diyeceğim de bu mesela avlanma alanı yaptım. Ben o avlanma alanını kullandırtmıyorum. Çünkü avlanma alanının içerisinde kimse yok. Şu geyiği öldür mesela. Her bir şey yaptığımda bu oyun hızı niye bire düşüyor abi? Çünkü bize deri gerekecek. Bak derimiz var ama evi bitiremiyorlar ya. Çok enteresan. Kurutulmuş, bu ne mesela? Kurutulmuş deri. O zaman bende kurutulmuş deri yok. Aynen. Şu an ham deri var. Bu da ham deriyi işliyor. O zaman bir tane daha bundan yapsam çok karlı olacak. Evet. En sonunda yapmayı başardık. Gel abi bir üretimden şu deri yerini şey yapalım. Çünkü çok yavaş gidiyor. İki tane şöyle olsun. Mesela ne gerekiyor? Dört tane çubuk. Çubuğumuz var mı? Olması lazım aslında. Bayağı topluyoruz. Yokmuş. Böyle olayları gösterip gidiyor olması güzel. Bizim adam nerede? Hadi abi. Megala Karos. Keros. Kaçmış. Her kaçtığında sen böyle yıkılacak mısın? Yoruldu mu? Bu ne? Dayanıklılığı düştü. O zaman abi gel bir an önce dinlen. Sanırım dinlenmeleri gerekiyor. Neredeyim oğlum? Benim merkezim nerede? Bak merkezimi kaybettim. Aa. Niye göremiyorum lan? O kadar uzağa mı gittik lan biz? Şu gölün kenarındayız alt üstü. Evimi de kaybetmem. O gergedanlar oğlum lan içimizden geçer lan. Şurada. O kadar doğalım ki kamufle olmuşum iyice. Adamı işaretleyip şuradaki adamı işaretledim mi? Ha işaretledim mi? O iyi seçiciliği güzel. Gel dinlen abi. Sen mutsuzsan sen de dinlen oğlum bari. Surat asıp durma bana. Al şey. Al uyu. X'i aldım. Hala mutsuz. Ölen bunun karısı mıydı acaba? Niye mutsuz olduğunu yazıyor mu? Kıyafetler de güzelmiş. Mesela niye moralim düşük? Yani bir şey yazsa o güzel olurdu. Kameraya odakla. Bu da güzelmiş. Şimdi bir kurutma yerimiz daha var. Güzel. Derilerimizin hepsini kurutsun abi. Orası bitti. Burası niye bitmedi hala? Çünkü taş yok ama burada var. 10 tane çakmak taşım var. Bu ne istiyor? Bu ne istiyor? Normal taş. O zaman normal taş toplayacağız. Ablacığım sen şeyi bırak. Biz bir normal taş toplayalım. Mesela taş topla demişiz. Burada taş yok anasını satayım. Biz niye öyle bir mallık yapmışız ya? Sanırım taşı ben yani çakmak taşlarını topluyorsun ama bu ne mesela? Kayın. O değil lan şu. Megalit. Bunlar megalit. Ablacığım. Harbiden taş yok lan etrafta. Biz o teknolojiye geçmeden taşları elde edemeyeceğiz. Siz bu taşları nereden buldunuz o zaman? Adama sorarlar. Bu nereden çıktı diye. Bu ne? Sadece yaz mevsiminde yapılabilir. Biz yaz mevsiminde değil miyiz? Nasıl siktir? Sonbahara geçmiş. O zaman o toplayın. Sadece sonbaharda yapılabilir daha hani.
Tabii benim acemiliğim var çünkü bilmiyorum yani oyunu. Öyle saf saf hareketler de yapıyor olabilirim. 10 çiğ balık elde edildi. Artı bir bilgi puanı. Aa, balık tutmuş lan birisi. Helal olsun. Adamsın lan. Şunu da avlasaydım mı? İyi, yiyeceğimiz yeter bu ekibi. Yani iyi gidiyor. Ama bilgi puanımız 5 oldu. Çok güzel. İlk defa zanaat tezgahı yapıldı. Zanaat tezgahım nerede? Abi gel hemen. Ne üret bana biliyor musun? Sınırlama koyma. Taş keski. Bu ne işe yarıyor? Sürekli üretim kapalı. Çok amaçlı kesici alet. Kesme, hasat etme, dövüşme. Bizim elimizdeki silahtan ne kadar iyi acaba? Mesela şu ne? Bıçak. Bıçak var. Oğlum bıçak gibi bir teknolojimiz var ama bu mızrak. Mesela ahşap mızrak avlanma dövüşme içinmiş. Bu taş keski çok yani iyi. Ama taş istiyorsun değil mi sen? Üretmek için. Ne üretiyorsun? Kışlık deri elbise. Hayvan. Bunu üretme. Bir dakika. Şişt, geri al. Yazlık deri elbise. Elimizdeki malzemeye göre. Ama sapan üret kardeşim. Çünkü sapan bize lazım. Okçuluğu mu açmam lazım yoksa malzemem yok. Keşke malzemeler de söyleseydim. Şimdi bana iki tane bir sapan, bir tane iki tane de bundan kim yapacak? Mesela sen üzgün olduğun için çok da bir işe yaramazsın. Bence şu işi sen yapabilirsin. Yani böyle mi yapmam lazım bilmiyorum. Evet artık sen bizim. Ama buraya bir kadın atamamız daha iyi olurdu sanki. Oğlum ben sana niye tıklayayım? Ya yetişkin adam. Çünkü sen avlanmaya gidersin abi. Seni burada harcamıyorum. Sen mesela şuradaki şeyleri toplayabiliyor musun? Tahıl işleme teknolojisini açmam lazımmış. Ben sana ot toplatmam lazım. Çünkü otun bana ne getirisi var onu görmem lazım. Sadece yazmıyor. Oğlum az önce de sadece sonbaharda yapılabilirdi. Orası bir şey değil. Tahıl. Tahıl işlemeden bunları toplayamıyoruz galiba. Evet. Bu ne? Sadece yazmanın şimdi götüreceğim abi. Git abi şunu öldür bana ya. Şunu öldür. Ben oraya bir tane kadın koyacağım. Nerede bizim hatunlar? Ablacığım gel. Sen zanaatle geliş. Zaten bir tane kadınımız kaldı. Nerede lan bizim ev? Oğlum evi gene kaybettim ama bak. O kadar iyi kamufle oluyor ki. Gözüm seçmiyor. Nerede lan benim? Ben şurada. Ablacığım sen gel burada çalış. Boş ver. Yorma kendini. Sizin sayenizde bu medeniyet gelişecek. Şimdi ne bu? İlk defa yabani eşek avlandı. Eşek mi avladınız lan? Aha dur teknolojimiz gelişmişti bir dakika. Şimdi şu ne açmak için? Cenaze ritüelleri. Gerekenler 5 video. Köyük maneviyat. Abi büyük yani şey mi oluyor? Mezarlık mı oluyor? Ablamız hala kapının önünde yatıyor mu? Yok kaybolmuş. Siktir et o zaman şimdi yapmayın. Hallederiz onu. Şuna geçelim biz. Kemikten aletler açılmış şimdi. Aa iki kişi birden buradan burada çalışabiliyor musun? Hı. Şimdi sapan da üretiyorlar. Çocuğum sen oynayamadığın için mi üzgünsün? Anlayamadım ki. Al sana bir sapan verelim. Buna bir şey bu yuvada bir böyle bulunuyor. Ben sana sapan veremiyorum. Mesela bunu sana veremiyorum. Şimdi kemik aletler açıldı dedi ya. Kemik alet kemik zıpkın. Balık tutmak için. Sen şundan üret abi. İki tane bundan üret. Avcılarımıza verelim. Gitsinler onlar. İki yıldızlıymış. Tamam. Bizim ne eksiğimiz var burada? Derimiz mi bitti lan? Aa deriler bitti. Gelip tapınıyor bak. Hı, çok tatlı. Şimdi bu üzerine almış hemen taş keskiyi.
Ahşap mızrağı falan bırakamıyor musunuz? Bırakmıyorsun. Peki biz nasıl çoğalacağız abi? Bunlar sanırım doğuruyor, biçiyor, bir şeyler oluyor. Hızlı. Şimdi sizin mutluluğun meyve çürüdü. Meyve... Lan ne oldu? Mağara aslanı saldırıyor. Hemen izliyoruz. Mağara aslanı bebesinin amundan saldırıyor yalnız. Parçala abi. Kimle mağara aslanı? Aa, önünde adam varmış değil mi oğlum zaten? Buna saldırıyormuş. Sen çok mutsuzsun ama neden? Bu kişinin ihtiyaç değerleri düşük, çalışma verimi düşecek. Sen gel uyu abi, boş ver. Yani kral adamsın zaten. Diğerleri toplasınlar. Senin bir moralin düzelsin. Diğerleri halleder. İnsanlar öldürüldü mü? Nasıl yani? Ne demek lan insanlar öldü? Lan 4 kişi kaldık. Çocuklar mı öldü? Lan bir dakika. Bu kim? Kışlık deri elbise. Aken. Lan çocuğumuz öldü. Oğlum çok evladım sen orada ne yapıyordun ki? Niye ebesininkine kadar gittin? Ham deri. Lan. Oğlum bunlar kafalarına göre gidiyorlar mı böyle? Ha siktir ya. Oğlum çocuk öldü lan. Öbürü nerede? O da öldü. Bir tane daha öldü. Bir burada var. Bir de ha öbürü de burada ölmüş. Lan çocuklar öldü ya. Üzüldüm lan. Vallahi üzüldüm. Dayı. Bari malzemeleri alalım bakalım. Bu devirde malzemeler de önemli. Alacak mısınız bunları? Almaya geliyor galiba. Çocuklarımız öldü. Bu bölüm buraya kadar olsun. Eğer hoşunuza gittiyse, oynanabilir görüyorsanız yorumlarda belirtmeyi unutmayın. En azından hoş değilse ben kendim oynamaya devam ederim. Hoş olduğunu düşünüyorsanız böyle seriyi devam ettiririz. Ben sevdim. Böyle mikro oynamak, olayların içinde olmak çok hoşuma gitti. Kendinize güzel bakın. Görüşmek üzere.